Yani işte uzun lafın kısası arkadaşlar, ben artık kendimi başkalarıyla görüşmeye ve tanışmaya hazır hissediyorum. Aslı, benim bir arkadaşım var, seninle tanıştırmayı çok istiyorum. Zaten Cem'den önce de seni çok beğeniyordu. Ay yok yok. Asıl benim bir adayım var. Görünce bayılacaksın. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım bak, elimde süper ötesi manyak, cool bir herif var. Ama bilmiyorum, seni beğenir mi? Gerçi sen benim yakın arkadaşımsın. Yapacağız bir kıyak, yapacağız. Peki arkadaşlar, Allah aşkına kaç kişiyle birden tanışacağım ya? Kızım bak, şey yapalım, şöyle bir fikrim var. Gelsinler görüşmeye erkekler. Teker teker böyle oturalım, değerlendirelim değil mi? Nasıl fikir? Evet evet, mülakat gibi. Ay çok güzel bir fikir bu. Ay yok artık, maskaranız olayım iyice. Aa. Asla. Kızım ne olur ya, bozma şu ortamı, ambiyansı. Lütfen please yani. Benim adayı arıyorum. Dur halledeceğim. Ama inşallah hani seni beğenir. Bakacağız, dur bakalım. Dur. Japonların çay seremonisi vardır. Ha, işte yer masasına oturup kimonolarla falan saatlerce çay içiyorlar ya. Ha, o işte. Sen ne yapacaksın bunu? Alo. Ne suratıma kapatıyor be, manyak. Ya arkadaşlar, ben bu Fatoş Hanım'ın sürekli aynaya bakmasına hastayım, biliyor musunuz? Efendim efendim? Kız sen yoksa morukladığını mı düşünüyorsun? Bence taş gibisin. Başladık. Aslı Hanım, hep soracağım soracağım unutuyorum. Siz Cem Bey'i dehlediniz mi? Ayrıldık evet. İyi olmuş. Ne olacak? Başka birisini bulabilirsin. Hayırlısı. Ekmek arası diri diri gider ama. Ne dedi o? Ay artık bu tacizin kompedanı olmuş ya. Doktora yapmış. Pis sapık. Ay şikayet etmeye kalksak, yok ben ellemedim, iltifat ettim, moral verdim diyecek. Yok yok, bu böyle olmayacak. Kubilaylar da kurtaramıyor bizi. Ay çocuklar. Ay! 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 Kızlar, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Ne? Ona kendi acı ilacından tattırmak lazım. İlaç derken? Yani biz de onu taciz edeceğiz. Evet, ben bu konularda deneyimli olduğum için Aslı Hanım'a hazır sorularımla eşlik edeceğim. Alınmazsınız değil mi? Yok, zaten Selim bana böyle karşılıklı muhabbet olayları falan var. Böyle iş görüşmesi gibi olacak falan dedi. Asabiye bağlama, git takıl yani falan dedi. Ben de vay be, ortama bak, gidip takılayım falan dedim. Anladım. O zaman ilk soruyu ben sorayım. Bir gün içinde ortalama olarak olay ve falan kelimelerini kaç kere kullanırsınız? Falan. Yok yok. Bu gerçekten bir soru. Yok tamam, ben cevabımı aldım. Peki, o zaman ben bir soru soracağım. En son ilişkiniz ne zaman bitti ve ne kadar sürdü? Üç ay gibisinden bu hafta bitti. Peki, ben size bir soru sorabilir miyim? Kaç yaşındasınız? Burada soruları biz sorarız. Evet, aşağıdakilerden hangisi sevdiğiniz kadınla yaşayacağınız ideal ilişki tarzıdır? A, uzatmalı sevgililik. B, beraber yaşamak. C, evlilik. Vallahi ben A diyeceğim ama doğru cevap C falan mı? Ah işte, yok
Yok. Fatoş, bu soruyu açıklar mısınız? Memnuniyetle şekerim. Cevap D olacaktı. Yani yukarıdakilerin hepsi. Şaşırtmalı soru. Yani evlilik içinde uzatmalı sevgili gibi hissedip birlikte yaşamak olacaktı. Vay be, olaya bak. Bayağı zormuş. Yani biriyle yemeğe çıkacaksam takdir edersiniz ki inceleyip sık dokumam lazım. Pardon, o dokuma kısmını pek anlayamadım ama kim kimle yemeğe çıkacakmış? Dedik ya, yani adayları değerlendiriyoruz. Tabii çok talep olduğu için aynı anda. Onun için mülakatı geçen adayla bir yemeğe çıkıp daha iyi tanımaya çalışacağım diye dedik ya. Hadi ya. Selin bana öyle bir şey söylemedi. Aa, peki Selin ne söyledi? Test yapacaklar, git takıl eğlen falan dedi. Sen soruları niye cevapladın o zaman? Bilmem. Yani sonunda bir ödül falan vardır sandım. Olaya bak ya. Çocuklar! İşte Süreyya. Ay yok artık. Çeş. Merhaba Süreyya. Merhaba Aslı. Sonunda tanıştık. Ya. o zaman biz çıkalım Yaprak, hadi. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz canım? Hep birlikte görüşmeyecek miyiz? Süreyya söyledim ya, talep çok olduğu için seni bir ön görüşmeye alacağız. Garip gelmedi değil mi? Yok yok, ben durumu biliyorum. Kendime güveniyorum. Madem bu kadar kendine güveniyorsun Süreyya, kurula gir o zaman. Kurul mu? Tabii ki. Bu durumda Aslı'yı yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Bir aşk kadını olarak ve aynı zamanda jürinin en deneyimli üyesi olarak ben bir konuşmak isterim. Tabii. Aslı bizim canımız, ciğerimiz. İlk önce bir erkek gözüyle ben mi değerlendireyim Süreyya? Ay ben de Aslı'nın yakın arkadaşı ve kapı komşusu olaraktan bir değerlendirmek istiyorum. Hayır, hürlisi var, hırsı var, sapığı var değil mi? Yani var oğlu var. Ben korkmuyorum. Hepinizle görüşürüm. Kendime güveniyorum. Peki Süreyya, yumuşak uçlu iki kalemin, silgin, akide şekerin yanında mı? Şesur, lütfen. Tamam canım. O zaman ben Kubilay'ı da çağırayım şimdi, herkes buradayken. Çok bozuluyor da böyle şeyler. Kimi isterseniz çağırabilirsiniz. Ben buradayım. Hazırım. Kendime güveniyorum, kararlıyım, iddialıyım. Vay be. Süreyya, ilk puanını aldın. Ölmeye geldin demek ya. Hazırsın buna. Bu isim hiç olmadı bence. Ya Aslı'nın yanına şöyle bir malkoç olsaydı. Veyahut da sar. Yahu her şeyden vazgeçtim. En azından toklamış canım. Yani böyle kapı gibi bir kızı bu isim nasıl taşısın ya? Süreyya, biraz feminen gibi. Sizin isminiz nedir? Burada soruları ben sorarım arkadaşım. Ya da biz. Süreyya, Süreyya, Süreyya. Bu aşağıdaki araba senin mi? Evet. Yeni aldım. Bak sen, aferin sana. Biraz zayıf bir model. İkinci el galiba. Süreyya, Süreyya. Söyle bakalım, sevgili olan iki insan ne kadar zaman sonra birlikte tatile çıkabilirler? Aslı ne zaman isterse. Doğru cevap. Söylemişim size Süreyya güçlü bir aday diye. Anam bak, sevdiğin kadınla haftada kaç kez, kaç saat gezer tozarsın? Şaşırtmanı sordur, hemen cevap verme. Yok yok, ben cevabı biliyorum. 7 gün 24 saat. Yanlış. Bakma bana öyle Süreyya, yanlış. Doğru cevap, Aslı evden ne kadar süre izin alabilirse o kadar süre. Süreyya'cığım, her şeyi atlar gördüm seni canım.
İyi günler. Başvuru buraya mı? Aslı için mi? Reklam müdürlüğü için. Ha, siz Cem Bey'le görüşeceksiniz. Yalnız Cem Bey bugün yok. Yarın gündüz gel diyeceğim ama çekimi var. Yani siz yarın akşam gelin, olur mu? Tam mülakatın ortasında gelip abuk sabuk insan canını sıkmıyorlar mı? Evet. Neyse, biz Süreyya'ya dönelim. Kadına verilecek en iyi hediye. Pırlanta. Doğru. Dans yeteneğine not ver. Birden ona kadar çık 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 çık. 6. Yemek yapabilir misin? Senin yaptığın yemek ne? Makarna. Aa, yemek bile değil ki. Çok zormuş ya. Masaj yapabilir misin? Elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Yok öyle şey, yok öyle şey. Hangi masajı bilirsin? Ayak masajı bilir misin? Çabucak. Ben sadece omuz falan ovabilirim. Yanlış yavrum, süren bitti. Ne? Ayak masajı olmadan olur mu canım? Süreyya, Süreyya. Niye daha iyi hazırlamıyorsun canım? Neyse artık. Sen niye denersin ya? Bu ne biçim şey ya? Ya Süreyya, bizden kız almak kolay değil arkadaşım. Zaten adın Süreyya, araban kıtırık, ayak masajı bilmiyorsun. Heyecanlanınca terliyorsun. Olmaz Süreyya, olmaz. Yani ben elimden geleni yaptım. İyi niyetli olacak işler değil bunlar Süreyya. Ay Aslı'cığım, yarın esas benim adayım geliyor. Emre. Ama bu Emre öyle böyle bir Emre değil. Kim olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar, mülakata gelecek arkadaşlarla benim de görüşmem lazımdı. Gerek yok. İş olmadı zaten. Niye arkadaşım? Ayak masajı yapamadığım için. Arkadaşlar, ayıp oluyor ama. Hadi beni bir cinsel obje olarak görüyorsunuz ama mülakata gelen arkadaşa da bu yapılmaz ki. Olmaz ki. Aa, Kubilay Bey, ben fark etmedim sizi. Merhaba. Nasılsınız? Hadi ben gideyim. Ne diyor bu psikopat ya? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.